HDP kapatılmalı dedim ben. Baştan beri kapatılmalı diyenlerden bir tanesiyim. Tamamen partilerden bağımsız. Bu benim şahsi görüşüm ve ben bunu yazdım. Niye kapatılmalı diye. Şimdi madem bizim mihenk noktamız ki o değil aslında. Ben de bir, o da bir metafordur ha. Ben burada demokrasiyi batıdan mı öğreneceğim? Onlar da çok üçkağıtçılar, çok sahtekarlar bu konuda. Aşırı sahtekarlar. Paris'te bomba patlar. 3 sene boyunca olağanüstü hal olur. Paris'e gidersin 500'lü otele. Kapıda makinalı tüfekli adam vardır. Sen şimdi Türkiye'deki Hilton'da dursun bakalım ne oluyor makinalı tüfekli. Bizde her gün bomba patlar. Bir de bize Paris yazı yazar. Efendim lütfen terörle mücadele kanunlarınızı biraz gevşetin der. Bir de sana öğretir yani demokrasiyi. Biz Cumhuriyet'in temel değerleri elden gidiyor diye darbe yaparız. Cumhuriyet çok iyi bir şeydir. Tabii ki iyi bir şeydir. Ama kendisi mesela sorarsın. Sende Cumhuriyet var mı? Ben de doğuştan biz var. Biz, İnsan hakları konusunda. Ben İngilizim diyor arkadaş. İnsan hakları da bende. Ama Cumhuriyet de bende. Hayır bir de Cumhuriyet bende diyor adam. Avrupa Birliği'nin en önemli insan hakları kavramı hocam, çok önemli ama sen, göçmen konusundaki politikaları tabii, aşikar. Sen kötüsün. Parti kapatıyorsun. Tüh sana. Terörle mücadele kanunundan diye bir bahane bulmuşsun böyle. A baba senin Paris'te gördük. Makinalı tüfekli adamlar Thompson'larla bekliyorlar. Bir tane bomba patladı diye. Bende 41 kişi şehit olmuş. Halkım tarumar edilmiş. Ben bununla 40 yıl mücadele ediyorum. Sen diyor doğuştan diyor demokrasi bilmiyorsun. Ben sana öğreteceğim diyor. Ama o The Guardian belgelerinde matkapla dalabiliyor polis. Tonu bilir. İnterneti kapatırım ha diyebiliyor. Bizim Abdullah Gül de dönemin Cumhurbaşkanı Twitter kapatılır mısın diye sorunca diyor telafi edilmez bir takım zararlara karşılaşıyoruz. Ulan Twitter kapatırsa hangi zararı telafi edilmez Twitter'ın?